Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ın bazı ajanların hikayelerini devam ettirme amacıyla paylaştığı gönderiye bakacağız. Videoya geçmeden önce Discord'uma gelmeye, abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Riot'un gönderide paylaştığı ilk şey şu an videoda gördüğünüz fotoğrafla beraber Omen'in suratı neler oluyor ya yazmalarıydı. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda Omen'in görünüşü değişmişti. Ben bu gönderiyle beraber Omen'in hikayesinde veya görünüşünde yine bir değişik olacağını düşünüyorum. Açıkçası sizin teorilerinizi de merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Riot'un gönderide yazdığı ikinci şey ise Sage'in verdiği canların nereden alındığı ile ilgiliydi. Ki Omen'ın Sage'e karşı böyle bir repliği vardı. Riot'un bu paylaşımıyla beraber ben Sage'in verdiği canların başkalarına ait olduğunu daha çok düşünmeye başladım. Bir oyuncu bu gönderinin altında bir teoride bulunmuş. Bu teoriye göre Sage'in verdiği canlar alternatif evrenlerdeki insanlardan alındıydı. Bence güzel bir teori. Sage Healer bir rol takılmışken yanlışlıkla da olsa katil olması bence Valorant'ın hikayesine daha tuhaf ama güzel bir senaryo katabilirdi. Siz ne diyorsunuz? Sizce böyle bir şey olabilir mi? Şimdi gelelim 3. yazıya. Riot bu yazıda Raze'in Bombot'un duyguları olup olmadığını sormuş. Bence Riot bu yazıyı boşuna sormamıştır. Biliyorsunuz ki Valorant evreninde en güçlü maddelerden biri Radiant. Ve bu Radiant'lar ajanlara bu kadar büyük bir güç vermişken neden Raze'in Bombot'una duygu yüklemiş olmasın ki? Aranızda Marvel izleyen illa vardır. Oradaki zihin taşıyla aynı mantıkla yürütebilirler bence. Siz ne diyorsunuz? Sizce Riot bu soruyu boş boşuna mı sormuştur yoksa altında bir şey var mıdır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Daha fazlası için like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.